Merhaba. Bir güle güle oturun sürprizi bu. Gerçekten. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Teşekkürler. Çok çabuk yerleşmişsiniz böyle. Güle güle oturun her şeyden önce. Evet, aslında dönmeyecektik ama böyle gerekti. Bak Demetciğim, yani bütün yaşananlardan sonra belki senin için inanması zor ama ben gerçekten iyi niyetle buradayım. Haklısın, yani gerçekten inanmam zor. Ama yine de beni içeri aldın, evine davet ettin, değil mi? Teşekkür ediyorum. Sadece bilmeni istedim ben. Ben gerçekten kesin kararlıyım. Bu çocuğu doğuracağım. Onu zaten gayet açık seçik ifade ettin. Ha, o olayı söylüyorsun. Ben özür dilerim. Ya bilmiyorum, galiba hormonal bir şey. Ben böyle bir anda sizin evlendiğinizi duyunca sinirlendim. Çok sinirlendim. Yani tabii ki böyle bir şeye hiç hakkım yok. Bunun için tekrar ben senden özür diliyorum. Ama neticesinde şimdi bu çocuk doğduğu zaman bizler birbirimize daha fazla bağlı olacağız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum ki bütün bu yaşanmış olan gerginlik ortadan kalksın. Bitirelim bu gerginliği. Güzel bir düşünce. Ama aramızdaki gerginliğin kalkması demek bizim arkadaş olacağımız anlamına gelmiyor. Çok ön yargılısın. Niye olmasın ki? Belli mi olur? Belli, belli. Belli. Peki. Aramızdaki bu husumetin kalkmış olmasından çok mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Biraz sen anlat bakalım. Güzel yerleşmişsiniz. Nasıl gidiyor evlilik? Mutlu musun? Vay, vay, vay. Yani hiçbir üniversitede böylesi yoktur değil mi? Yok tabii Can. Sana boşuna ısrar etmedim ben. Yani etkilenmemek elde değil yani. Burada gördüğün her şey en iyi kalite üründen yapıldı. Sen bir de soyunma odalarını görsen var ya, aklın durur. Aptal İpekçi'den farkı yok. O kısmı gezebiliriz değil mi? Tabii hocam. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor yani? Kim kurucuları? Canım, daha önce konuştuğumuz gibi. Bu okul yeni kurulan bir vakıf tarafından yaptırıldı. Bilginer Eğitim Vakfı. Sonuçta bu vakfa destek olan bazı iş adamları var. Ayrıca çok fazla sayıda gönüllü eğitim destekçisi. Gerçi ben bile onların birçoğunun ismini bilmiyorum. Bir de bu projeye devlet sahip çıkınca sonuç ortada. Artık geri kalan detayları da ilerleyen zamanda öğrenirsin. Bir imzayı atalım da önce. Vallahi seni almaya kararlıysa haberin olsun. Soyunma odaları bu tarafta hocam. Buyurun. Yani her şey o kadar yolunda gidiyor ki nazar değecek diye ödüm kopuyor. Sen sevmişsin o işi. O yüzden fazla nazlanmadan kabul et bence. Aa, hiç düşünmeden evet diyorsun yani. Biz İstanbul'a niye geldik Cihan? Hı? Sen zaten böyle bir iş istiyordun. Yani bu da tam senin istediğin gibi bir iş. Hem kızlar için de iyi bir fırsat bu. Kızlar dedin de sadece Zeynep nerede? Zeynep az önce aradı, Aksel'lere gitmiş. Aksel'e destek olmak için. Aferin, iyi yapmış ona. Ya sen ne yaptın peki bugün? Ben? Eski karını ağırladım. Nasıl? Öyle işte, barışmaya gelmiş.
kadın insanı delirtir, yemin ediyorum bak sana. Bu kadın insanı delirtir yani. Tamam, bir şey olmadı, tamam. Bana da geldi aynı şeyler söyleyerek. Ama inanmıyorum işte, ben samimiyetine inanmıyorum. Rahatsız etmek için yapıyor, biliyorum yani. Cancığım, hadi gidelim biz güzel güzel yemeğimizi yiyelim, hadi. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana şimdi? Senin ne var? Ya Cihan, kusura bakma, seni rahatsız ettim ben ama. Evet, ne var? Ya benim birazcık sancım var da. O yüzden endişeleniyorum. Yani şimdi doktora gitmek istiyorum ama tek başıma da gitmek istemiyorum. Sen ne rica etsen bana yardımcı olur musun? Tülin, hiç müsait uygun değilim. Hiç müsait değilim. Melis nerede? Melis Aksel'lerde. Yani arkadaşlarıyla ona destek olmaya gittiler. Yok mu arayabileceğim başka kimse? Hı? Gerçekten yok. Sadece korkuyorum yani. Konu bebek olmasaydı seni asla rahatsız etmezdim zaten. İyi tamam, ben içerisine bakacağım, kapat. Can. Teşekkür ederim, kusura bakma, olur mu? Tamam, tamam. Yani tamam, sana tamam. Cezası. Tamam, sakin ol. İnadına yapıyor, yemin ediyorum sana. Rahatsız etmek için inadına yapıyor. Peki ya öyle değilse? Ya gerçekten bir şey olduysa? Sonuçta o senin çocuğun değil mi? Sonradan vicdan azabı duymayacak mısın? Bak, ben eve gideyim, sen Tünün yanına git, tamam mı? Ne münasebet canım? Sabaha kadar orada bekleyecek halim yok ki. Giderim, bakarlar, ondan sonra da biz gideriz, yemeğimizi yeriz. Hadi. Hadi gel. İyi, tamam. Yine de ne yapmıyorsa adam değilim. Cancığım tamam, sinirlenme. Sakin ol, olan oldu artık. Bazen ben bu hale nasıl düştüm diye düşünüyorum vallahi. Oh. Ay pardon, alışkanlık. Ay nasıl yağmur birden bastırdı. Hiç hayret bir şey. Ay. Ay şaka gibi, nasıl yağıyor? Çok bekletmedim ben sizi, değil mi? Yok canım, olur mu? Bizim görevimiz zaten beklemek. Yok, sen kızmışsın bana. Ya kadıncağızı da sürüklemişsin, kusura bakma Demirciğim. Yani böyle bir anda tabii böyle sağ kasımdan bir ağrı girdi. Tabii endişe duydum da o yüzden. Neden onu da bilmiyorum. Senin bir fikrin var mı? Vallahi hiçbir fikrim yok Cin. Yani hastaneye gidince belli olur neden oldu. İnşallah önemli bir şey değildir yani. Gerçekten insan korkuyor. Ay çok özür dilerim. Koltuğu birazcık öne çekebilir misin rica etsem ya? Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.